Merhaba dostlar. Bugünkü videomuzun konusu şiirde kafiye. Ama ben size öyle kafiye çeşitlerini saymayacağım. Yani onların ne olduğunu açıklamayacağım. Yani yarım kafiye, tam kafiye, zengin kafiye, tunç kafiye, cinaslı kafiye ya da işte redif. Bunlardan bahsetmeyeceğim. Benim bahsedeceğim konu şiirde kafiye olmalı mı, olmamalı mı? Yani hani sizinle daha önce paylaştığımız videolarımız vardı ya, şiirde ölçü nasıl olmalı, şiir nasıl okunmalı, şiir nasıl yazılmalı. Yani bu videoların bir devamı niteliğinde bu şiirde kafiye videosu da, o yüzden böyle başladım. Yıllarca insanlar şiirler yazmış, yıllarca güzel şiirler yazmaya uğraşmış. Bunun için de kafiyeyi kullanmışlar. Tabii arada kafiyeyi kullanmayan şairler de var. Ama hep tartışıla gelmiştir. Şiirde kafiye olmalı mı, olmamalı mı? Kafiye düzeni nasıl olmalı? Kafiye örnekleri neler olmalı? Bunlar hep şairler arasında tartışılmıştır. Sadece şairler arasında değil, toplumda da tartışılmıştır. O dönemlerde bakılmıştır ki kafiye, yani uyak ya da diğer adıyla ayak dediğimiz şey bir ölçüye sahip olmalı ve şiirin ritmini yansıtmalı diye düşünmüşler. Ta ki Garip akımı, bizim şiirimiz için bahsediyorum, Garip akımıyla ortaya kafiyesiz ve ölçüsüz şiirler ortaya çıkana kadar. Zaten buna şiirde serbest yazım diyoruz. Bazı şairler bunu tavsiye ediyorlar. Bazı şairler diğer ölçülü ve kafiyeli şiirleri tercih ediyorlar. Bazı şairler de işte divan edebiyatının böyle tam katı kurallarına bağlı kalarak şiir yazıyorlar. Bu sadece ülkemizde mi böyle? Hayır. Mesela bir Japon haiku şiiri yazacaksanız onun belli bir kuralı var. Ondan sonra veya bir geçmiş dönem İngiliz ya da Fransız şiiri yazacaksanız onun da belli kuralları var. Onlarda da o kurallara uymak zorundasınız, ama geçmiş dönem için bahsediyorum. Şimdiki dönemden bahsetmiyorum. Yani daha önceki dönemlerde kafiye oralarda da vardı. Ama biz bizim şiirlere dönelim. Şimdi dediğim gibi uzun yıllardır kafiye olmalı mı, olmamalı mı diye tartışılmış. Ben de o tartışmaya bir yön vermek, bir farklılaştırmak amacıyla bu videoyu hazırlıyorum. Bana göre şiirde kafiye, eğer şiirinizin özünü yansıtıyorsa olmalı. Yani siz özünü yansıttığını düşünüyorsanız olmalı. Ama özünü kafiyesiz yansıtmak istiyorsanız bu tercih size ait. Özünü kafiyesiz ortaya çıkarabiliyorsanız, dediğim gibi en az kelimeyle anlatmaya çalışacaksınız bunu. Bu da bir tercih meselesidir. Yani şiirde kafiyenin kullanılıp kullanılmaması tamamen o şiiri yazana aittir. Tamamen o şiirin duygusunu ortaya çıkarmak isteyen kişiye aittir. Diyelim kafiye oldu. Bunun örneğini çok görmüşsünüzdür. Bazen zorlama kafiyeler oluyor. İşte ben buna karşıyım. Yani şiirin özünün içinde olan bir şeyin özelliğini taşımıyor. Sadece o mısraya bakıyorsunuz, kafiyeyi uydurmak için oraya konmuş olduğunu görüyorsunuz. İşte bana göre bu şiirin özünü bozuyor. Şiirin özünü bozan kafiyenin karşısındayım. Ama şiirin özünü tam olarak yansıtabiliyorsa o kafiye olabilir. Ancak yazan kafiyesiz, hiçbir ölçü kullanmadan düzgün, güzel bir şiir yazabiliyorsa benim nazarımda o da şiirdir. Onun da farklı bir kıymeti vardır. O yüzden şiirde kafiye olmalı mı, olmamalı mı sorusuna cevabı şiiri yazanlar verecek bana göre. Yazarken anlatmak istediğinizi kafiyeyle mi vereceksiniz, kafiyesiz mi vereceksiniz veya ölçüyle mi vereceksiniz, ölçülü mü vereceksiniz, ölçüsüz mü vereceksiniz? Konuşamadım yine. Bu tamamen size kalmış. Ama şiirinizdeki o özü daha güzel yansıtıyorsa kafiye kullanın. Özünü bozuyorsa kafiye kullanmayın. Benim de size naçizane önerim, tavsiyem budur. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bu kadar. Her zaman dediğim gibi sevgiyle kalın, sevgiyi yaşayın. Sağlıklı kalın, sağlıkla yaşayın. Görüşmek üzere.